Hafife Hatun. Çok sağ ol. Sayende biraz nefes aldım. Şehzadelerim. Hafife Hatun. Söyle Rüstem Ağa. Hünkârımız gitmeden evvel bir at seçmemi buyurmuşlardı Firuze Hatun için. Görmek isterim. Elbette. Birazdan gelir. Hünkârımızın hediyesiymiş. Firuze. Hünkârımızın sana alakası malum. Fakat Hürrem Sultan sanma kendini. Daha çok üzülürsün. Ne demek şimdi bu? Geldiğimden beri düşünüp dururum. Sual ederim kendime. Neden hünkârımız Hürrem Sultan'a bu kadar bağlı diye? Onca sene geçti. Kimler gelmiş, kimler gitmiş. Bir cevap bulabildiniz mi? Bulamadım. Ta ki o geceye kadar. Gözlerimin önünde kıyacaktı canını. Yetişmeseydim içecekti o zehiri. Dünya gözünde değildi. Evlatları, bunca mal, mülk, saltanat. Hiçbir şey umurunda değildi. Yaptıklarını tasdik etme mümkün değil. Ve fakat böyle bir aşk önünde herkes hürmetle eğilmeli. Tıpkı hünkârımızın eğildiği gibi. Firuze Hatun, buyurun. Hünkârımızın hediyesi. Rüstem Ağa, çok güzel. Binebilir miyim? Ne vakit isterseniz haber edin, ben hazırlatırım. Firuze, hadi dönelim artık. Şehzadelerimiz de buyursunlar. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Olmaz şehzadem, bu kadar kâfi. Hocalarınız bekliyor zira. Hep ders, hep ders. Şehzadem, sonra gene gelirsiniz. Birlikte kılıç talimi yaparız. Ben gelirim Rüstem Ağa. Şehzadelerim. Sen ne yaptın? Arzu ettiğiniz gibi paşam. Firuze Hatun'u saraya teslim ettim. Firuze.
Asu Efendi? Benim ya. Sen de mi onlardansın? Bana dokunacak olursan... Dur, dur. Benden sana zarar gelmez. Seni almaya geldim. Gün ışığınca saraya götüreceğim. Nasıl? Ama beni... Şşş. Hepsi oyundu onların. Paşamız buna mecbur kaldı. Ne oyunu? Beni o yere göğe sığdıramadığınız aşkınızla öldürecektiniz. Böyle söylemiştiniz. Ama görüyorum ki inancınızı kaybetmişsiniz. Aksi halde beni o tekneye bindirmezdiniz. Öyle değil mi? Sen o gece kaybettin. O perşembe gecesi kaybettin. Zehri içecek yüreğin olmadığını biliyorum. Fakat oturup bunu kabullenmeni de bekleyemem. Sultanım, daha çok geceler var önümüzde. Daha evvel de senin gibi cahileler geldi. Hatta biri prensesti. Ama gitti, ben gönderdim. Emin ol, seni de göndereceğim. Eğer bir gün haremden gidecek olursam... bu ancak kendi isteğimle olur. Ağalar. Hünkârım. Derhal Firuze Hatun'a haber verin, gelsin. Gözdeniz Firuze Hatun'u görmek istemiştiniz. Evet, neden gelmedi hala? Kendisini Hatice Sultanımızın sarayına yollamıştım. Zira sultanımızı bizzat çağırdılar. Neden çağırmış? Huri Cihan Sultanımız rahatsızmış biraz. Yanında olmasını istediler. Malum şifalı elleri her derde deva. Benim neden bundan haberim yok? Bağışlayın. Ben hemen döner dedim. Fakat sultanımız bırakmadılar demek ki. Arzu ederseniz derhal alır gelirim. Hatice'min yanına gittiğini söylediler. Evet. Kendileri çağırdılar. Sağ olsunlar, buraya geldiklerinde de görmek isterler beni. Sohbet ederiz.
Söyle. Bugün gidiyorsunuz. Yine ayrılık vakti geldi. Mesele buysa üzülme. Erken dönerim. Gitme Süleyman. Gözde, akılda, canda giderse gitsin. Sen gitme. Bence seni görmek onlardan daha iyidir. Yeter ki sen gitme. Güneş de, gök de senin gölgene sığınmışlardır. Eğer şu gökyüzü, şu yıldızlar giderse gitsinler, yeter ki sen gitme. Gidersen benim canımı da al, beraber götür. Eğer beni bu sofradan alıp kendinle beraber götürmeyeceksen, gitme. Ben seninle beraber olunca cihanın her cüzü bana bahçedir, bostandır. Sonbaharda bahçenin, bostanın güzellikleri gitse bile sen gitme. Bana ayrılığını gösterme. Ayrılığın pek taş yüreksidir. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mustafa'm. Hünkârım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk Mustafa. Mehmet. Demek sarayın burası. Çok güzelmiş. Hünkârım. Şehzadem hoş geldiniz. Tarşıcalı Yahya, bahsetmiştim. Sultan, hoş geldiniz. Şehzadem. Sultan. Nasıl, memnun musun şehzadem? Biz ziyadesiyle razıyız hünkârım. Rabbim de razı olsun. Amin. Kaderde geri dönmek varmış. Dünya gözüyle görmek nasip oldu. Buralarda hala yaptıklarınızı anlatırlar hünkârım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Nihayet geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Saruhan'ı hayli özlemişim. Her fırsatta durduk. Nasılsın? Gördüğünüz gibi iyiyim. Evladımızla, torunumuzla birlikte huzur içindeyiz. Şükürler olsun. Âlâ. Hürrem, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol Maydevran. Mihrimah, bu ne güzellik böyle. Teşekkür ederim sultanım. Siz de göz kamaştırıyorsunuz. Demek burada yaşıyorsun. Evet, hayatımdan memnunum. Malum, bir torunum var artık. Bir şehzadem daha oldu. Büyük valide oldun desene. Buradakiler valide sultan diyor. Odalarınız hazır. Evvela istirahat edin. Uzun yoldan geldiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şeden la ilahe illallah.
Senin adın mı Mustafa? Senin adın mı Mustafa? Senin adın mı Mustafa? Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Allah salihlerini eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devlet-i haliyeye bağışlasın. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Mahidevran, nasılsın, iyi misin? Bir sıkıntın yoktur inşallah. Şükürler olsun. Aslanım el üstünde tutuyor. Âlâ. Hatırladınız mı? Bu masada işlerdiniz mücevherler. En mesut yıllarımız bu kubbe altında geçti. Nereye baksam bir hatıra canlanıyor gözümde. İlk burada gördüm sizi. Burada aşık oldum. Mübarek ayaklarınızın tozunu burada yüzsürdüm. Evladım Mustafa'yı bu odada doğurdum. Zaman nasıl da hızlı akıp geçiyor. Oysa her şey hala dün gibi. Hala kulaklarımda sizin sesiniz. Mahidevran'ı, Gülbahar'ı. Başlayayım. Hayırlı geceler. Yeter, yeter. Tamam, çıkın, çıkın, tamam. Validem. Biraz canına sıkılmış gibi. Fatma Hatun'u görünce kanım çekiliyor sanki. Yazık. Vaktiyle beni öldürmeye çalışan da Şehzade anası oluyor. Üstelik Şehzade'nin ismini Süleyman koyuyor.
Yerleşebildiniz mi Hürrem? Karlıca değiliz Mahidevran. Bir şeye ihtiyacım varsa söyle Mihrimah. Siz her şeyi düşünmüşsünüz, sağ olun. İzninizle. Burası en sevdiğim odadır. Zira hünkârımızı ilk burada gördüm. Rüya gibi bir geceydi. Allah sana başka keder vermesin. Elinde kalan tek şey rüyalar. Senin de havadislerini alıyorum. Ben ateşin ta kendisiyim diyordun. Ama Firuze pek yakmış canını. Bunları yaşadığın için çok iyi bilirsin. Hasaki Sultan ancak bir şekilde kaybeder. Perşembe gecesi elinden alındığında. Bir gün o da olacak. Ayrıca diğer gecelere ne oldu? Çuvala mı koydun yoksa? Biraz daha konuşursan o çuval içine sen gireceksin. Kolay gelsin efendim. Sağ olasın. İşlerin nasıl? Şükürler olsun. Şehzademiz geldiğinden beri cebimiz para gördü. Saruhan'ı iyi yönetemiyor diyorlar. Her tarafta karışıklık baş göstermiş. Kim demişse halt etmiş. Şehzademiz cihanı yönetir evelallah. Babası gibi sultan göndereceğiz onu buradan. Allah'ın izniyle tahta çıkacak bir gün. Tahta. Sultan Süleyman öyle kolay vermez tahta. Orası öyle. Hürrem Sultan müsaade etmez. Mehmet büyümüş diyorlar. Büyüse ne olacak? Şehzade Mustafa varken ona mı kalmış tahta çıkmak? Bu ne cüret? Şehzadeniz sultanınız hakkında nasıl böyle konuşursunuz? Kolay gelsin ağlar. Sağ olasın. Buyurun beyim. Şerbetiniz. Hmm. İşlerin nasıl? Karın tokluğuna çalışıyoruz beyim. Başkaca mesleğin yok mu senin? Tarlamız vardı. Fakat yoklukta sattım. Şehzade Hazretleri isteyenlere tarla vereceğini söylemişler. Nasıl verecekmiş? Ne lazımsa temin edilecekmiş beyim. Biz ekip biçeceğiz. Bir kısmını biz alacağız, gerisi de hazineye gidecekmiş. İnşallah olur. O vakit gece gündüz dua ederiz şehzadeye. Hayırlı işler olsun. Sağ olun beyim. Mustafa? Birçok arazi boş duruyor hünkârım. Ekip biçecek güçleri yok. Böylece hem hazineye para girer hem de işi gücü olmayana bir ekmek kapısı olur dedim. Hala. Güzel düşünmüşsün. Babası, canını almadan git buradan. Sen karışma. Şehzadeye bir çift lafım var. Yürü dedim. Bırak beni, Şehzade Hazretleri. Sen ki koskoca şehzadesin. Yakışıyor mu sana nişanlı bir kızı kaçırmak? Hadi aldın bari nikah kıysaydı. Ailesi utanç içinde. Karşıda gördüğünüz tüccar, borçlandırmış aileyi, kendine mecbur bırakmış. Evvela aileyle görüştüm. Kendi rızalarıyla attılar nişanı. Sonra da tüccar olan borçlarını ödedim. Sen ki burada benim adaletimi temsil ediyorsun. Kanunlara evvela senin riayet etmen icap eder. Hatun esir değil, ganimet değil. Nasıl alırsın hareme? O tüccar mahkemeye gitse kazanır. Ben dahi kurtaramam seni. Ailesinin rızasını alsan dahi
hür bir hatunu kaçırmakla itham edilirsin. Benim şehzadem kendini nasıl böyle bir vaziyete layık görür? Üstelik mevzu bahis hanedanın itibarı. Buna fırsat vermeyeceğim hünkârım. Hatuna nikah kıyacağım. Nikah? Aksel'de onu kapının önüne koymam lazım baba. Bunu yapmamı istemeyin benden. Bunun izahı yok Mahidevran. Validesi olarak mesuliyet senin. Nasıl müsaade edersin? Böyle olacağını nereden bilebilirdim hünkârım? Birkaç gün gönlünü eğler sonra yollarım diye düşündüm. Ayrıca ben konuştum Mustafa'mla. Hatun kalmayacak burada. Nikah kıymak istediğini söyledi. Zinhar olmaz. Böyle bir kararı ona bırakacak değilim. Baştan düşünecektim bunu. Senin için bıldırcın yaptırdım. Pek severdin. Merak etme. Zehir yok içinde. Ben tedbirimi alayım da yapmadığın bir şey değil. Vakıf kurmuşsun. Mühim kim varsa haremini çağırmışsın. Ne yapıyorsun Hürrem? Devleti mi yönetmeye talip oldun? Anlaşılan kuşların çok. Her şeyi öğrenirsin. Veliaht Şehzade annesi olmak kolay değil. Doğru söze ne denir? En ufak hatanızda kelleler gider. Ayrıca vakfın tek bir gayesi var. O da hayır işleri yapmak. Bahçeye çıkmışsın sabah. Evet, biraz etrafı dolaştım. Bir dahaki sefer haber ver. Ben de gelirim. Sohbet ederiz. Olur. Buyur. Şehzademiz sana nikah kıyar mı zannediyorsun? Hünkârımız gider gitmez kapının önüne koyacaklar seni. Çocuğa güvenme. Gülçah'ı hatırlıyorsun, öyle değil mi? Bir gün sen de onun yanına gideceksin. Bu yılan yolunu kestiğine göre şehzademizin gözdelerindensin. Adın ne? Helena. Helena. Nedir seni böyle üzen? Hazırlığını yapıyorum. Anlaşılan o ki vaktinden erken döneceğiz. Buraya gelmekten hoşnut olduğumu sanıyordum. Ne oldu ki birden? Yoksa Şehzade Mustafa'nın yaptıklarını mı öğrendin? Helena diye bir hatuna nikah kıymak istiyormuş. Mustafa tuva bir şehzade. Böyle hatalara düşebilir elbette fakat... Mahidevran'ın ona yol göstermesi icap ederdi. O da memnun değil vaziyetten. Defalarca konuşmuş. Meseleyi halledeceğini söyledi. Bir kez konuşması kâfi olmalıydı. Ya evladı onun söylediklerine itibar etmiyor... ...ya da... ...onu sana karşı... ...düşman etmeye çalışıyor. Ne demek bu? Şehzade Mustafa senin gibi vicdan sahibi, iyi bir evlattır. Bu haliyle... Asla bir ihanetin içinde olmaz. Mahidevran ise
bir an evvel oğlunun tahta çıkmasını istiyor. Bunlar ağır ithamlar Hürrem. Ben yaşadım Süleyman. Kendi gözlerimle gördüm. Ölüm döşeğindeyken Mahidevran'ın üzülüp ağladığını mı sanıyorsun? Öfke ve nefret içindeydi. İntikam ateşiyle yanan gözlerini gördüm. Rahmetli varide bile onun şerrinden korkup evlatlarımı saraydan kaçırdı. O kara günlerde neler yaşadığımı bir ben bilirim. Yüce Rabbim senin acını bana göstermesin. Sen yoksan neyliyim tahtı tacı? Dünyayı neyliyim? Zaten ben ne yaptımsa senin için değil mi? Başıma ne geldiyse senin için değil mi? Benim başıma da ne geldiyse senin için Hürrem. Bana verdiği sözü tutmadı. Tekneyi yoldan çevirmiş. Firuze tekrar hareme geldi. Çocuk ne oldu sultanım? Aldı. Ama zaten onu daha fazla tutmaya niyetim yoktu. O çocuğun varlığı Hatice Sultan'ı bir hayli huzursuz edecektir. Vakti gelince Nigar'da öğrenecek. Neden bekleyelim? Seninle evliyken olmaz. Boşanacağınız vakit öğrenir. Hatta onu boşamanın sebebi bu olacak. İbrahim Paşa kendisi... Asla söylemez. Zaten güç bela çıkardı hayatından. Neyse. Birazdan yola çıkacağız. Bir hafta kalacağımı söyledi. Rüsema. Döndüğümde Firuze'yi burada görmeyeceğim. Ne yap et ondan kurtulmanın bir yolunu bul. Sizi itham edecekler sultanım. Düşmanlarınızın eline böyle bir fırsat verirsek... Umurumda değil. Ne olacaksa olsun. Razıyım. Rüsema, bu işi hallet. Döndüğümde Firuze olmayacak. Olmayacak! Kiraz Ağa. Rüstem Ağam, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Sen niye geldin buraya? Firuze Hatun yolladı beni. Hünkârımızın ona hediye ettiği bir at varmış. Onu hazırlamasını söylüyordum ağaya. Dolaşmak mı isterler? Ne vakittir ister de Afife Hatun mani oluyordu. Lakin nasıl olduysa ikna etmiş. Buyursunlar, gelsinler. Ağalar, Firuze Hatun'un atını getirin hemen. Ben yerini hazırlarım ağam. Sen kendi işine bak. Ben hallederim. Geldiniz Firuze Hatun. Rüstem Ağa. Çok güzel bir at. Binmek için sabırsızlanıyorum. Buyursunlar. Rüstem Ağa, Afife Hatun bizzat benim eşlik etmemi istediler. O halde ne duruyorsun ha? Git kendine bir at seç. Rüstem Ağa! Rüstem Ağa! Rüstem Ağa nerede? Ne oldu ağam? Firuze Hatun yok. Her yere baktım yok. Yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki ya. Hey Allah'ım, ben şimdi nasıl açıklayacağım bunu? Afife Hatun kesin öldürecek beni.